Starfield. Bethesda'yı Elder Scrolls ve Fallout döngüsünden çıkaran yepyeni bir RPG oyun. Oyuna karşı herkesin büyük beklentiler içerisinde olması nedeniyle elbette ki beraberinde birçok tartışma getirdi. Kimi oyuna bayılırken, kimi içinse ortalama bir oyunun ötesine geçemedi. Ancak Game Pass'e gelmesiyle birlikte de eminim birçoğunuz oyunu kendiniz deneyimleyecektir. İşte bu yüzden ben de bugün sizlere Starfield evreninin hikayesini anlatmak istiyorum. Oyuna girdikten sonra insanlık nasıl bu noktaya geldi, farklı gezegenlerde şehirler nasıl kuruldu, oyunun içerisindeki gruplar neyi simgeliyor gibi kafanızda pek çok soru işareti oluşabilir. Bu videoda bu soruların cevaplarını öğrenmek oyun deneyiminizi arttıracaktır. Teknolojinin günden güne hızlı bir şekilde gelişmesi ve dünyanın artık can çekişmeye başlamasıyla birlikte insanlık gözünü iyiden iyiye yıldızlara dikti. Bir gün gezegenimiz olan dünyayı terk etme ve farklı gezegenlerde yaşamanın hayaliyle uzay, insanlığın kurtuluşu olarak görüldü. Bu merak, hayal ve isteğin sonucunda ise günümüzden 27 yıl sonra, 2050 yılında insanlık ilk kez Mars'a ayak bastı. Bu bir dönüm noktasıydı. İnsanlığın Mars'a ayak basmasından kısa bir süre sonra ise burada ilk yerleşim yeri kuruldu. Sedonia. İnsanlığın Mars'a dair ilk görüntülerinden biri olan Mars'ın yüzü de buranın simgesi oldu. Aradan geçen 50 yılın ardından 2100 yıllarına gelindiğinde Mars sadece gidip gelinen bir gezegen olmaktan çıkarak içerisinde insanların yaşadığı bir gezegen oldu. Burada insanlar uzayın derinliklerini keşfetme maceralarını hızlandıracak madenler kazdı. Bu madenler sayesinde yıllar içerisinde insanlık yer çekimini manipüle edebilecek teknolojilere erişmeye başladı. Yer çekimini manipüle etme teknolojisiyle birlikte insanlar uzay ve mekanı bükebilmeye, bu sayede daha önce hayal bile edemedikleri uzaklıktaki galaksilere seyahat edebilmeye başladı. Böylece ilk kez 2156 yılında dünyaya 4.37 ışık yılı uzaklığında olan Alpha Centauri sistemine ulaşmayı başardılar. Bu sistemde tıpkı dünyaya benzeyen Jameson adında bir gezegene indiler. İnsanlığın farklı bir galaksiye ulaşmasından 3 yıl sonra Birleşmiş Koloniler ya da İngilizce ismiyle United Colonies resmi olarak kuruldu. UC, yıldızlara yayılan insanlığın kontrolünü sağlayan bir kuruluş oldu. Tıpkı Birleşmiş Milletler gibi farklı gezegenlerdeki insanların temsilcilerini barındıran bir kuruluş. İlerleyen yıllarda ise Jameson gezegeninde New Atlantis adında bir şehir kuruldu. İnsanlığın uzak bir galakside uzayın derinliğinde kurduğu ilk gerçek şehir oldu. Ve bu şehir Birleşmiş Kolonilerin başkenti haline geldi. Bu şehirde yaşayan insanlar kendilerini dünyanın gerçek mirasçısı olarak görüyorlardı. Yasalar ve kurallarla işlenen binlerce yıllık insanlık geleneğini devam ettiren bir şehir kurmuşlardı. Ancak insanı insan yapan fikir farklılıkları, uyuşmazlıklar tıpkı günümüzde olduğu gibi o yıllarda da devam ediyordu. Bazıları Birleşmiş Kolonilerden farklı düşünüyordu ve farklı kuruluşların oluşması kaçınılmazdı. Bu sebeple Solomon Coe önderliğinde özgürlükçü bir grup ortaya çıktı. Bu özgürlükçü grup 2167 yılında Aquila şehri adındaki şehirlerini Cheyenne isimli sistemde kurdular. Bu şehir Amerika'nın ilk kuruluş yıllarındaki gibi vahşi batı havasını barındırıyordu içinde. Tıpkı batının kültürü gibi bu şehirde yer alan ve özgürlükçü gruba dahil olan insanlar bireyselliği benimsemişti. Bu şehir Birleşmiş Kolonilerin boyunduruğunun dışında 20 yıl gelişti ve büyüdü. 2188 yılında ise Aquila şehrinin özgürlükçü yapısı farklı sistemlerde kurulan şehirlere de ulaşmaya başlamıştı. Voli sistemi ise Aquila şehriyle yaptığı ticaret ile birlikte bu özgürlükçü düşünceyi kabullenen sistemlerden biri oldu. Aquila şehrinin kurucusu Solomon Coe kendine yeni müttefikler arıyordu. Bu yüzden Voli sistemi ile müttefik olmayı talep etti ve The Free Star Collective adında bir koalisyon kuruldu. Bu birliktelik Birleşmiş Kolonilerin karşısındaki en büyük güçtü. 2194 yılında Birleşmiş Koloniler bağımsız bir sistem olan Narayan sistemine bir uzay üssü kurdu. Bu sistemin insanları ise bunu Birleşmiş Kolonilerin sınırlarını genişletmek için yaptığı bir hamle olarak gördü ve bu uzay üssünün kaldırılmasını istediler. Ancak Birleşmiş Koloniler bu talebi reddedince Narayan sistemi özgürlükçü grup olan Free Star Collective'e katılma kararı aldı. Narayan'ın Free Star'a katılmasından sadece 1 yıl sonra ise Birleşmiş Koloniler Narayan sistemine bir ordu yolladı ve bu durum insanlığın uzaya ulaşmasının ardından patlak veren ilk savaşı fitillemiş oldu. Free Star Collective ile Birleşmiş Koloniler arasında Narayan Savaşı adı verilen bir savaş başladı. Bu savaş yaklaşık 20 yıl boyunca devam etti. Ancak kesin bir kazanan olmadı.
İki taraf da savaştan yorgun düşmüş bir durumda 2216 yılında bir ateşkesi imzaladı. Bu ateşkes ile birlikte Settled Systems ya da Türkçe ismiyle Oturmuş Sistemler adında yeni bir döneme girildi. Bu dönem ile birlikte Birleşmiş Koloniler ve Freestar Kolektif'in bölgeleri belirlenmiş oldu. Belirlenen sınırlara göre iki taraf da 3 farklı yıldız sistemine yerleşebilecekti. 2275 yılına gelindiğinde ise Sebastian Benck'in önderliğinde uzayın derinliklerini araştırmak isteyen bir grup kuruldu. Bu gruba Constellation denildi. Bu grubun amacı galaksinin gizemlerini araştırmaktı. Kendilerine New Atlantis şehrinde bir üs kurdular. Burada kendilerine finansal destek ve takipçiler buldular. Bu sayede yüzyıllar bile geçse, farklı sistemlerde şehirler bile kurulsa, insanlığın keşfedemediği gizemleri keşfetmeyi amaçladılar. 2307 yılında Settled Systems Anlaşması'nın imzalanmasından yıllar sonra Freestar Collective, Lunar sisteminde yer alan Vesta adında bir gezegende yerleşim yeri kurdu. Bu yerleşim yerinde Vesta gezegeninde yer alan bitkileri yetiştiriyor, çiftçilik yapıyorlardı. Ancak bu gezegende yerleşim yeri kurmaları Birleşmiş Kolonilerin gözünden kaçmadı. Settled Systems Anlaşması'na göre iki taraf da 3 farklı yıldız sistemine yerleşim yeri kurabilirdi. Freestar Collective ise 4.'yü kurmuştu. Bu yüzden Birleşmiş Koloniler ve Freestar arasında bir anlaşmazlık yaşandı ve uzay tarihinin ikinci savaşı ortaya çıktı. Bu savaşa Koloni Savaşı denildi. Bu savaş devam ederkense galaksinin bir yerlerinde farklı bir hikaye ilerliyordu. 2310 yılında galaksinin gizemlerini araştırmayı kendine görev edinen bir grup olan Constellation gizemli bir eser bulmuştu. Onlara göre insanların karşılaşacağı ilk akıllı uzaylılardan kalan bir eserdi bu. Bu esere dokunmak insanların çeşitli şeyler görmesine neden oluyordu. Bu Constellation için yepyeni bir gizemdi. 2311 yılında Freestar ile Birleşmiş Kolonilerin savaşı farklı bir boyuta taşınmıştı. Savaş, Freestar Kolektif'in başkentine, Cheyenne sistemine taşınmıştı. Burada Freestar'ı destekleyen insanlar topyekün savaşa girdi ve Birleşmiş Kolonilerin en büyük filolarını bozguna uğratmayı başardılar. Bu durum, savaşın sonuna yaklaşıldığının göstergesiydi. 2315 yılında Birleşmiş Koloniler, savaştan öğrendikleri becerileri hayata geçirmeye karar verdiler. Freestar Kolektif'i savunan sivillerden etkilenmişlerdi. Bu yüzden United Colonies Vanguard isimli farklı bir grup kurdular. Buraya katılan gönüllü sivillerin, Birleşmiş Koloni'ye karşı gerçekleştirilen korsan saldırılarının önüne geçmelerini hedefliyorlardı. Bu korsanlara Crimson Fleet deniliyordu. 2319 yılında Sarah Morgan adında Birleşmiş Koloniler askerlerinden biri Navigator Corps'un başına geçti. Bu unvanı alan en genç kişiydi. Ancak başarısı çok uzun sürmedi. Birliği bir yıl sonra kapanmak zorunda kaldı. Birliğinin kapanmasının ardından Sarah Morgan, galaksinin gizemlerini araştırabilmek için Constellation grubuna katıldı. Ancak geçen zaman Constellation'a çok da iyi davranmamıştı. Gizemli bir eser bulmuşlardı ancak bu eserin ne işe yaradığını bilmiyorlardı. Araştırmalarını devam ettirebilecek kaynak bulmakta zorlanıyorlardı. Bu zorlu günlerde Walter Stroud adında güçlü bir girişimci bu gruba finansal destek olacağını açıkladı. Böylece 2321 yılında Walter Stroud Constellation'ın üyesi oldu. Zaman içerisinde Sarah Morgan organizasyonun liderlerinden biri haline geldi. Organizasyon pek çok insanı kendine çekmeyi başardı. Yeni üyeler kazandı. Ancak Constellation'ın eski üyeleri de vardı. Barrett onlardan biriydi. Barrett, Sarah ile uzun süre konuştuktan sonra onu L-868 isimli bir uzay istasyonu satın almaya ikna etti. Constellation'ın satın aldığı bu uzay istasyonu uzayın derinliklerini araştırabilmek için kullanılacaktı. Ve ismi The Eye olacaktı. Bu grubun daha öncelerinde bulduğu uzaylı eserleri bulabilmek için yardımcı olacaktı. 2330 yılına geldiğimizde ise Starfield ismindeki bu oyun başlayacaktı. İşte Starfield evreninde şimdiye kadar olan olaylar böyleydi. Oyuna girdiğinizde hangi faction haklı, kim neden savaşta gibi sorulara bu videonun cevap olabileceğini düşünüyorum. Oyundaki karakterimizle ise büyük bir evrende çeşitli savaşlar içerisinde farklı maceralar yaşayacağız elbette. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.